Madem kapımıza kadar gelmişsin, bir kahvemizi içmeden hayatta yollamam Levent. Ömer'i almaya geldim. Hazırsa hemen gidelim. Vakit kaybetmeyelim daha fazla. İyi de bakalım çocuk gitmek istiyor mu? Belki ablasıyla daha fazla zaman geçirmek istiyor. Sonra tekrar yine gelir. Bak canım, bunlar çocuk için çok önemli kararlar. Tamam, Ömer konakta bir düzene alışmış olabilir. Ama ablası artık burada. Yani burası onun da evi. O yüzden onu böyle kafanıza göre bir oraya bir oraya taşırsanız çocuğun ruh hali ne olur? Ha? Şu anda benim için en önemli şey Ömer'in durumu. Onun bu olaylardan etkilenmemesi için buradayım zaten. Ya tamam, böyle şeyler kapıda konuşulmaz zaten. Karıcığım, sen bize güzel bir kahve yap, biz de salona geçelim. Buyur gel. Hadi ortak. İki medeni insan gibi oturup muhabbet edebiliriz, değil mi? Hem Ömer'in bizi böyle görmesi onun için de iyi olur. Değil mi? Karıcığım, hadi bir kahve yap bize. Kahveye falan gerek yok. Ömer'i alıp gideceğim. Hem söylediğiniz saatte getirmediniz Ömer'i. Ben bir daha size güvenip nasıl teslim edeceğim? Hepimiz Ömer için en iyisini yapmak istiyoruz. Onun mutluluğu için. Levent, sen istesen de, istemesen de biz o çocuğu getirmeni istediğimiz zaman getireceksin. Karımın istediği zaman, istediği kadar o çocuğu görmeye hakkı var, anladın mı? Ömer'i annesi bana emanet etti. Ha. Tabii bir de o kadın var, değil mi? Hani bir gecede çocuğunu almak için ortaya çıkıp sonra birden ben bu çocuğa bakamayacağım deyip ortadan kaybolan anneden bahsediyorsun, değil mi? Vallahi biz o kadının lafına kaldıysak... Neyse, daha fazla uzatmayalım. Ömer! Ufaklık gel! Gel oğlum. Levent abi! Levent abi. Ömerciğim, gidelim mi? Ömer, gitmek istiyor musun? Yoksa burada ablanla kalmak mı istiyorsun? Merhaba, ben Ömer. Ben Levent. Ben de Meryem. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bekliyoruz.